Ameliyattan sonraki günlerde söylediğim gibi daha önce burun içerisine içerideki yara dokularından sızmakta olan serum nedeniyle fibrin tıkaçlar oluşabilir. Ayrıca yara dokusu iyileşirken bildiğiniz gibi kabuklanmalar meydana gelebilir. Ve bu kabuklanmaların zaman zaman temizlenmesi gerekiyor bizler tarafından. Ama çoğunlukla hastanın burun içi yıkamaları ve burun içi pomatlarla yara iyileşmesini hızlandırması bizim dileğimizdir. Yapması gereken şeyler arasındadır. Genellikle yara iyileşmesi, primer yara iyileşmesi 3. haftadan sonra tamamlanır ki hastanın bu zamana kadar zaman zaman burun içerisinde kabuklanmaları, akıntıları, zaman zaman tıkanmalar burun içerisinde olabilir. Ben hep hastalarıma şunu söylerim. Ameliyattan sonraki 4. haftada bana şikayetlerinizi bildirin. Arada henüz daha bir iyileşme prosesini yaşayacağınız için henüz bir sonuca varmadığımız için onlar gerçek durumu anlatmamaktadır, açıklamamaktadır. Onun için 4. haftada bir şikayet varsa gerçek şikayet anlamına gelecektir benim için. Bu esnada yapılması gereken tek şey hasta tarafından burun içinin iyi temizlenmesi ve pomatlarla burun içinin yumuşaklığının ve iyileşmeyi hızlandırıcı pomatların kullanılmasıdır. Onun dışında da bizim tarafımızdan yapışıklıkları önlemek amacıyla zaman zaman hastanın görülmesidir. 3. haftayı geçtikten sonra genellikle hasta her türlü aktivitesinde serbesttir. Biz genellikle ilk 2 haftada hastalara sporsal aktiviteleri, ağır kaldırmaları yasaklarız. Ama dediğim gibi 3. haftaya geçmiş olan hastalarda her şey neredeyse serbesttir. Kendi aktif hayatına rahatlıkla dönebilir. Ameliyattan sonraki bu süreç içerisinde herhangi bir ağrıdan genellikle yakınmaz hastalarımız ama burun içerisine var olan akıntılar, kurutlanmalar, kabuklanmalar, zaman zaman tıkanıklıklardan şikayetçi olabilirler. Bu esnada ameliyat sonrasında eğer bir enfeksiyon yaşanacak olursa, yani salgınların olduğu dönemlere denk gelebilir tabii ki rahatlıkla veya salgın olmadan da bir yerden mikrop kapıp enfekte olurlarsa kanama riski ve yara iyileşmesinde de bir parça gecikme olabilir. Bundan da haberdar olmaları lazım. Geçici üst dişlerdeki hafif uyuşmalar zaman içerisinde tamamen kaybolur gider. Hasta hiç bundan bahsetmez. Çok çok nadir olarak eğer tabanda bir kemik kırıldıysa ameliyat sonrasındaki ilk 2-3 gün içerisinde üst dişlerde hassasiyetle birlikte hafif bir kemik ağrısından bahsedilebilir. Ama hastaların ancak %10'unda 5'inde bu tür şikayetler mevcuttur. Büyük bir çoğunluğunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Hastalarımız uyanık olmalıdırlar. Eğer ki aktif bir kanama varsa derhal hekimini arayıp hani bir an önce önlemini almak durumundadırlar. Bu aktif kanama şıpır şıpır damlama tarzında olan kanamalardır. Yoksa burun içerisine tampon koymadığımız için günde yaklaşık 1 litreye yakın burun içerisine sıvı salgılandığını düşünürsek, sümük adını verdiğimiz, etrafta bir sürü yaralar var. Oralardan sızan hafif kanlarla birlikte kanlı bir sümük bir kanama değildir. Hastayı korkutmamalıdır. Gün içerisinde giderek rengi açılan bir kanla, sümüklü kanla hastalık dediğim gibi 3. haftayı doldurduktan sonra 4. haftasında sonlanmış olacaktır ameliyat sonrasındaki bulgular.